Sevgili YouTube, ben Burak Baysan. Bugün Visage adlı oyunumuza bakacağız. Türkçe desteği olan bir korku oyunu, yeni bir oyun. Visage zor bir oyundur. Sabır, ayrıntılı ve titiz araştırma yapmak iyi kaynak yönetimi en iyi dostlarınızdır demiş. Steam'den ulaşabiliyorsunuz daha sanıyorum. Geçen ay çıktı oyun piyasaya. Merak ettiğim oyunlardan bir tanesiydi. Benim de zaman ayıramamıştık. Valhalla'yı bitirmeye çalışıyorduk. Anca girebildik. 50 lira, 57 lira çok büyük bir para değil oyun dünyasına baktığınızda, ama tabii korku oyunları için biraz pahalı olarak görülebilir. Ve bütün her şey Türkçe olması güzel. Bakacağız bakalım. Chat, beğenecek miyiz bu oyunu? Valorant ne oldu, hala oynuyor musun? Beta'dan sonra bıraktım onu bu arada. Kameranın yerini değiştirdim de ortaya koydum. Zaten ortada bıraktım aynen. Nasıl, ne kadar ortaya bıraktım, bir dakika. Tamam abi işte. Buradaydı zaten. Doğru yer. Hadi bakalım. Ne oluyor oğlum? Yalnız görüntüler falan acayip kaliteli ha. Ne oluyor oğlum? Lan? Oğlum psikopat bir başlangıç ha. Oyun genel olarak psikolojik gerilim oyunu arkadaşlar. Oh. Oğlum, çoluğu çocuğu vuruyor lan. Oha. Oha, ne oluyor abi? Nasıl bir oyun lan bu? Aynen, ailesini muhtemelen vurdu kendiyle beraber de, neden yani? Acaba dur bakalım, öğreneceğiz. Görüntüler kaliteli ama ya, bayağı. FPS efsane tatlı, hiç sıkıntısı yok. Mumlar koyulabiliyormuş buraya. İlerleme odası. Burada bulduklarımız şeyi bizim ilerlememizi gösterecekmiş. Burada şey yapacakmışız, gösterecekmişiz. İlginç. Zaten zor bir oyun olduğunu en başına söylemişiz. Bize oyun. Mumla hareket edince mum sönüyormuş abi bu arada. Uzun süre dayanırlarmış, karakterimizin akıl sağlığını arttırmaya yardımcı olmak için
Ha, yine akıl sağlığı olayı var abi. Abi telefonlar melefonlar çalmaya başladı. Ben şunu şuraya koyayım de. Bir dursun şurada. Hello Twain. It's Merhaba Rose, Dwayne. your neighbor. Ben I know komşun it's late Rose. and Geç I know olduğunu that it biliyorum. can Ben be ölümsüz a şeyler little yüzünden biraz fazla stressful telaşlandığımı at da biliyorum. times. I apologize for that, but I'm getting a bit worried. Neden endişelenmeye başlamış? Ne I olmuş haven't abi? seen you out of the house 3 in haftadır about evden three çıktığımı mı weeks. görmedin? Nasıl bir Something's manyağım lan ben wrong. acaba? Could you call me just to let me know everything's fine? All right. Arayabilir miyim? Ararım yani. Bye-bye. İmkan varsa niye aramayalım arkadaşlar ya? İmkan varsa niye aramayalım yani? Şu kapıları açmak inanılmaz sıkıntılı yani. Neyi alıp alamayacağımızı gösteren bir şey olmaması çok üzücü. Bakıyorum şöyle hani bir şey es geçmeyelim diye. Ne oldu lan? Ha, tamam dışarısıymış burası. Oğlum ne güzel bir evde oturuyoruz. Bunu açıp kapatabiliyormuşuz. Okey. Koltuğumuz babaanne koltuğu. Burada da yine mum var. Bu ne peki elimdeki? Bira şişesiymiş abi. Buraya giremiyoruz, sıkışmış. Ben o mumu şuraya getireyim ya, başımıza bir şey gelmesin. Burası zaten yeterince aydınlık. Bunlar ne? Resimlerde bir şey yok. Devam. Burası daha karanlık. Akıl sağlığı. Karakterinizin akıl sağlığı oyununuzun akışını etkiler. Başka çeşitli faktörün yanı sıra karanlıkta çok uzun süre kıvırmak karakterinizin akıl sağlığı seviyesini düşürürmüş. Tamam. Işıklar falan çalışıyor. Niye ananı avradın? Ne oluyor lan? Paranormal olaylar. Paranormal olaylar oyun boyunca rastgele olarak gerçekleşir. Bu paranormal olayları tespit etmeyi öğrenin. Çünkü bu olaylar ilerlemenizi engeller ve akıl sağlığınızı önemli ölçüde düşürür. Nasıl ya? Nasıl tespit etmeyi öğreneceğiz? Burası kilitli. Garip garip sesler geliyor içeriden. Uğur hoş geldin. Bu ne? Bu malzemeyi aldığında yeni bölüm başlayacak diyor. Onu aldığında diğer bölümleri oynayamayacakmışız. İki tür öğe var lan. Anahtarlar öğeler, dinamik öğeler. Dinamik öğeler stokumuzda depolanmış. Mümkünseymiş. Yani yerimiz varsa. Bunlar genelde göz ardı edilir. Anahtar öğeler yerlemesi için önemlidir demiş. Anahtar depomuzda stoklanırmış arkadaşlar.
Alalım. Üzerinde küçük ayna takılı olan minik bir anahtar bulmuşuz. Dolores bölümü, tuhaf rüya. Bunlar ne böyle kanki? Fotoğrafların arkasında falan bir şifre bir şey var mı acaba? Burası kilitli. Bodrum anahtarı lazımmış. Burası sıkışmış. Bu aldığım anahtar nereye açıyor acaba? Otoboku alabiliyorum. Akıl sağlığı korumaya yardımcı olan haplarımız var arkadaşlar. Ana ayna niye bok gibi ya? Bu her şeyi çok güzel yapmışsınız, ayna tırt. Kapıları çok yavaş açıyor ama ya. O üzdü biraz. Açılır mısın kapı? Çok sinir bozucu. Hayır, ondan hiç mi? Hayır. Oyundaki kapı nasıl bırakacağım acaba? Kenarı. Oh be. Onun öf. Açılır mısın ya? Abi kapı açma şeyi çok sinir bozucu gerçekten. Senin gibi saatin anasını avradın lan. Baksana abi, mesela mouse hareket ettiremiyorum şey yaparken. Ne yapıyorum şu an? Double haplı peki. Harley'in ne işi var lan orada? Ne oldu buna şimdi? Bir şey yok. Abi niye iki tane hap duruyor benim elimde ya acaba? Tamam, çakmak bulduk. Çakmaklar evi keşfetmek için küçük bir ışık kaynağı olarak bulunur. Stres seviyesinde artışı engellemezlermiş. Karanlıkta bir çakmakla durduğunuzda karakterinizin akıl sağlığı seviyesi düşer. Çakmaklar bunları yakmak için de kullanılır. Eyvallah. Bardak falan alabiliyorum. Ne abi? Bir şeyler var ama alamıyoruz.
Peki benim merak ettiğim şeylerden bir tanesi, acaba ben elimdeki şeyleri nasıl değiştireceğim? Burada bir cacık yok. Dinamik öğeler. Bunları şey yapamıyor muyum ya? Ne oldu abi? Her yer hap oldu. İlginç. Neyse. Nereye bakmadık? Buraya. Kapı açma şeyi çok sorunlu ama ya. Çok zor açılıyor abi kapı. Çakmak ile. Okey. Bu ne? Ne olduğunu bilmediğim şey herhalde içecekler. Aha, anahtar. Üstünde elektrik sembolü olan bir anahtar bulduk arkadaşlar. Kilitli. Burayı açamıyoruz ama buradan garip garip sesler geliyor. Görüşürüz Oğuzcum, eyvallah. Çekmecede daha demin ki ne bulduğumuz hakkında hiç fikrim yok. Şimdi aslında çünkü orada ilk defa gördük bu dalganın ne olduğunu, ne işe yaradığını bilmiyorum. Ya evde hangi manyak böyle dolabını böyle açar ki ya? Burada bir şey yok. Burada da bir şey yok. Aç kardeşim, aç. Oluyor lan? Bir dakika. Burası diğer odaya mı bağlı? Biz buraya geldik. Eyvallah. Buradaki ışıklar niye söndü peki? Onur! Ay, seni gibi kötü be. Aç kardeşim, ne olur ya. Yarım saat. Burada da bir cacık yok. Bakmadığımız neresi kaldı? Buraya baktık. Bunun aşağısı da var galiba da. Yo, burası evin aşağısı. Okey. Burası çalışma odası. Görselleri falan bayağı başarılı yapmışlar. Odalar arası geçiş başarılı. Güzel. Çantaya
şey yapamıyoruz. Alt kata ineceğiz herhalde. Ne bileyim ev kaç oda gerçekten bilmiyorum ama bir sürü odası var. Bunlara baktık mı? Dinamik stok dolu. Ne abi? Bu da daha demin geldiğimiz oda mı acaba? Kapıları açmanın daha kolay yolu olmalı ya. Bunlara bakamıyoruz. Okey, üst katı bitirdik mi? Saat mart. Okey, üst katı sanırım emcürdük arkadaşlar. Üst katla ilgili bir şeyimiz kalmadı sanıyorum. Aşağı inelim. Aşağıda birkaç oda vardı. İki tane anahtarımız var şu anda. Buraya geçemiyoruz. Buraya geçemiyoruz. Hayır. Ne oluyor lan? Açıl bakalım. Açıl hadi. Ucuna küçük bir ayna takılı olan anahtar işte, tamam. İhtiyacım olan o. Aha, açtık. Burası sıkışmış. Bunun ışığı var mı ışığı? Bu mu lan olan ışık? Bu kadar mı yani? Çok garip sesler geliyor arkadaşlar. Şimdi burada bir şey var mı? Keşke o mumu buraya getirseydim. Mumum var mı benimki başka? Yok galiba. Abi sesler çok iyi olmuş yalnız ya. İnsanı geriyor. Burası abi, benim zaten çıktığım koridora geliyor. Kafayı yiyeceğim şimdi. Onun avradını. Merhaba. Oluyor lan? Kafayı yiyeceğim şimdi. Garaj anahtarı. Bende ne var? Bu elektrik olan. Burada bir ilerleme kat edemedik. Topu herhalde son bölüm falan. Anlamaya çalışıyorum. Ayna kayboldu aynen. Ne oluyor lan? Yine. Yakın oğlum şu ışıkları. Bir şey... Yani bir şeyler daha bulmamız lazım. Ama neyler?
Şu an oyunu anlamaya çalışıyorum ama yani şöyle iyi bir performansı var yani korku oyunu olarak hissettiriyor onu. Ayna nereye gitmiş olabilir ya? Bu açıkken biz bunun arkasından geçebiliyor muyuz? Hayır, geçemiyoruz. Şuradayken geçebiliyor muyuz? Aynen. Gazı bitmek üzere mi? Bitmesin. Şey diyeceğim. Çakmak GG galiba bu arada. Alt katta başka ne vardı ki? Daha alt kat var mı peki? Var. Garaj anahtarı. Bende ne anahtarı var? Bulamadık abi buranın anahtarını. Garaj anahtarı yok. O ayna nereye gitti arkadaşlar? Bu kapı açılmış. Bodrum. Bodrum etiketli bir şey bulmuşuz. Bunlar açılmıyor. Bunlar açılmıyor. Bu ne oğlum ya? Ananı ağrıdı. O ne lan? Dikenlerim tüy tüy oldu şu an. Bu ayna mı? Televizyon gene açıldı abi, kafayı yiyeceğim şimdi. Burada ne var? Bir şey yok. Atmadım bu arada, notumuz burada duruyor. Daha üstündekiler okunacak durumda değil. Bu arkasından kapatılmış arkadaşlar. Yukarı çıkmamız gerekiyor. O aynaya ulaşmak için. Sallanan bir sandalye var ama arkamızda öyle bir şey yok abi. Ayna evdeki bir odayı gösteriyor gibi. Bu neredeki odayı gösteriyor olabilir ki? Tavan arasından ayak sesi mi geliyor? Erişmek mümkün. Kimsin lan? Kaşar! Biri tepiniyor arkadaşlar. Bu oda değil. O sandalye nerede oynuyordu acaba ya?
Peki ne yapıyor abi tavanda? Acaba alt kat mı bu şey? Beynimin önünde ev labirent gibi arkadaşlar. Bakacağız bakalım. Bir alt kata inelim. Anladım. Merhaba. Ne oluyor lan? Elektrikler çalışmıyor. Ne oluyor abi? Evde ne moktanmış, gıcır gıcır anasını satayım. Nereye kayboldu o adam? Buradan yukarı gittiyse. Buradan sonrasına yer yok ki. Şu komşu arada gelip bizi alsın. Evet abi, bir gariplik var ya. Burada bir şey daha bulduk. Ne yapacağız peki abi? Garaj anahtarım yok. Peki bu not, aldığımız notu ne yapacağız? Ne lan? Daha önce var mıydı burada arkadaşlar? Artık işe yaramaz. Depolayayım dursun. Belki lazım olur. İşe yaramaz diyor ama. Hani belki. Burada bir şey var mı? Buraya bakmadık. Bu ne? Burada sıkışmış. Her yeri sıkıştırmış ibneler. Sıkışan kapıları bunu açabiliyoruz mu? Hayır. Yok. Peki şey yapabiliyor muyuz? O merdiven vardı ya yukarıdaki dalgayı çekmeli. Onu yapabiliyor muyuz? Aynen. Açmasaydık keşke ya.
Keşke açmasaydık. Yukarıda yürüyen biri vardı oğlum ya. Merhaba. Selam. Dışarıda hava ne güzel. Bizim uğraştığımız şeylere bak. Anasını satayım böyle işin. Böyle hayatın da böyle evin de, tamam mı? Bir bok görünmüyor ki. Yok mu kardeşim, buraya bir ampul takmadınız mı ya? Alo. Aha, bulduk. Hoca merhaba. Eski sallanan bir sandalye olduğunu fark... Ananı sikerim ha. Hiç. Of. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Bu da kilitli. Güneş ve çay yazıyor. Burada yok mu bir şey? Hiç mi yok yani? Burada hiç mi işe yarar bir şey yok? Sandalye için mi bu kadar çile? Ne? Ne gülüyorsun ya? O arkası yok. Önü var, arkasını çevirince yok arkadaşlar. Neresi ki? Hangi kilit anahtarı hangisi açtığına dair bilgi yok. Güzel. Mükemmel. Bir bebek telsizinin standı. Bu ne ya? Aa, delik. Ne peki? Saklayabilen önemli malzemeler. Dünyada saklanarak sınırsız sayıda kullanabilirler. Bu saklama alanında... Tamam, diyor ki... Şurada kaydedebiliyorsun. Bunlarla kayıt alabiliyormuşuz. O delikten neye bakacağız acaba? Bu ne? Burada kutu var, açamıyoruz. Yine bir ayna. Hoca ne yapacağız burada ya? Ben bu delikle alakalı bir şey yapacağız herhalde. Yanda bir kapı görünüyor abi. Hemen şurada, bunun arkasında. Neyi kaçırıyoruz ki burada gözden? Abi kesin gözden kaçırdığımız bir şey var ya, kesin. Eyvallah Hüsar, hoş geldin. Aa, burada başka bir... Aa, burada bir delik daha var. Ne abi? Niye her yer delik deşik ayrıca ya? Bundan ne anlamam gerekiyor peki benim? Burada ne yazıyor arkadaşlar? 50'yi okuyamıyorum. Abi 50 373. Burada galiba ya da 50 773 yazıyor.
Ya 57-173 ya 50. Ya biri not alsın abi. 35 değil. Evet, hep aynı numara. 50 773 muhtemelen. Bir not alsanız da bunu şey yapmadan. Müzik sembolü var ve kilitli. Bir şey eksik gibi görünüyor. Nasıl bir şey mesela? Ne abi? Parçaları eksik gibi görünüyor. Aha. Terlik buldum. Anahtar terlik mi? Aha. Ne oluyor abi? Terliği niye aldım ki ben? Bunu nereye yazacağız acaba? Bunu ses kasesini dinlemek için kullanabilirsin. AD yapıyorum, bir şey olmuyor abi. İlginç. Kaset çalara koyamıyorum kardeşim ya. İki de deniyorum, olmuyor. Bir dakika, ne diyor? Dolores'in semptomları kötüleşiyor. Doktorlar rahatsızlığın tam tanısını koymanın çok zorlaştığını söyledi. Bana şizofreni, bipolar rahatsızlık, psikoz, bunalıma ve başka semptomlar olduğunu söylediler. Artık ne yapacağımı bilmiyorum diyor. Tedaviler her şeyi kötüleştiriyormuş gibi geliyor. Bugün ona sık sık kendi sesini duyduğunu anlat. Bebek telsizinden 5 rakamdan oluşan bir numara fısıldıyormuş. Bu iç evinin anahtarı olduğunu söyledi. Bu ne anlama geliyor? İç evi ne demek lan? Ne yapmam gerekiyor? İlginç. Bir şey eksik. Ne eksik gibi görünüyor? Anasını satacağım şimdi ha. Ne lan o eksik olan? Deliklerden de hiçbir şey görünmüyor. Bunlardan herhangi bir şey var mı peki? Yapabileceğimiz. Bebek telsizi yok, standı var ama. Evet, telsiz görünmüyor şu anda. Beyza hoş geldin. Müzik kutusu var, bunu da açamıyoruz. Hiçbir şekilde açamıyoruz. Elimizdeki şerle. Bunlarla etkileşime gözden bir şey kaçırıyoruz abi. Terliği yatağa koymayı denemesine koyalım.
Aha. Aha, ne oluyor lan? Evet, burada bir şey eksik gibi görünüyoruz. Bunu tamamladık. Ayna çatladı. Tertemiz. Bakalım yerlerde bir şeyler var mı da? Aha, kapı açılmış. Onun avradını. Ne oluyor lan? Merhaba. Haç maç var bak burada. Görüyor musun? Haç var bak. Alo, git. Git diyorum. Gider misin? Ne olur git. Lütfen. Git diyorum. Kaşar. Piç. Neyse. Ne olacaksa olsun, ne gülüyorsun be? Hani ne avradın? Lan bir gömeyim ben ya. Bir şey olacak, başımıza bir şey geldi. Ne gülüyorsun lan? Abi ne oluyor ya? Aa! Buraya nasıl geldim lan? Nereye gideceğiz acaba ya? Onun yanar mısın ışık? Yanar mısın? Han gelmiş abi. Höst be! Ne olmuş oğlum buraya? Ne oluyor arkadaşlar ya? Ya bir sus. Akıl seviyen tehlikeli derecede düşük, bu noktada akıl sağlığını ancak haplar korur demiş. Kafayı yiyormuş. Bende bir sorun var galiba, daha hiç korkmadım. İşte o, ya sesler direkt kulaklıktan duyunca bir garip oluyor. Beyza masken nereye gitmiş Beyza? Kaymışın gitmişin bu diyarlardan. Kaç gündür yoksun tabi. Garaj anahtarı. Ne alet olsun ya garajın anahtarına. Kan izi var, bu tarafa gösteriyor ama. Oyunun sesleri gayet başarılı bu arada. Bu ne abi? Oha. Aga bu nedir? Aynı oynamakla izlemek arasında çok büyük fark var arkadaşlar. Aa, bir şeyden aşağı sarkıyoruz. Abi hiç hoş yer olmayacak galiba. Bu delikler beni çok korkutuyor şu an. Merhaba. Sen nasıl geçiyorsun oradan lan?
Anasını, aynasını. Abi arkamda ne ayak sesi geliyor, ben hiçbir şey duymuyorum şu an. Merhaba sevgili aynalar. Merhaba. Peki tam olarak neye bakıyoruz şu an acaba? Bir şey var ama aynalarda. Oğlum ne yapacağız? Şu karanlığa doğru gidelim. Acaba nereye, ne yapıyoruz acaba? O gördüğümüz ayna, bir tanesinde bir şey gördük. Neden yenilenmedi anlamadım. PC'ye geçince bakacağım. O şey otomatik yenilenmiyor. Sen kendin tıklaman gerekiyor onu. O sana veriyor abonelik hakkını. Sen kendin tıklıyorsun, abone ol diyorsun, oluyor. Abi bu ne lan? Ne olmuş lan? Ne? Abi bu havada sineğin ne işi var ya? Sizin soyunuz daha kurumadı mı, anasını satayım? Anlam veremedim buraya şu an. Aynalara bir şey oluyor ama anlamadım ki. Kafayı yiyeceğim. Of. Allah belanızı versin ya. Anasını atlayayım böyle oyun. Tamam mı? Ay. Ne yapıyorsun lan içeride? Kaşar sen miydin beni korkta? Hiç. Diyorum ben. Oğlum ev niye yamuk ya? Ben mi yamuldum yoksa acaba? Ay evini arabana be. Merhaba. Bu ne? Mintax. Bu ne? Baş. Bunlar havalandırmada abuk sabuk sesler geliyor. Ya burada ne bulabiliriz ki ya, anasını satayım? Havlu, tuvalet kağıdı,
Bakayım. Havlu. Ne buluyoruz ki? Garaj anahtarı. Oh be, iki tane yerin kapısının anahtarını bulduk arkadaşlar. Bu ışığı niye kapattınız gene ya? Yanar mısın? Bunu içebiliyoruz mu? Hayır. Abi bu anahtarı da bulduğumuza göre bence ne oğlum, kirli tavaya niye bakabiliyoruz ya? Bunlar ne abi böyle? Burayla bir etkileşime giremiyoruz. Ne boş. Biraz çikolata tozu bulmuşum. Ne yapacağım onu? Hayati çikolata tozu mu vereceğim? Ne abi? Çöp dişler var. Iy, kafam mı güzel acaba lan benim? Bunların hepsi bir hayal mi acaba? Oynadık arkadaşlar bu arada. Update bekliyoruz. Update gelmeden oynamanın bir anlamı yok. Profesyonel modu tıkır tıkır yapmaya başladık. Sarmıyor artık. Teşekkürler takip için. Bence şöyle şu koltuğum şuracıkta. Burada şöyle güzel manzaralı bölümün sonuna gelelim. Sevgili YouTube. Bu bölümü böylelikle bitirdik. İnceleme videomuzu birazcık ilk başta yavaş başladık ama daha sonrasında böyle birazcık germeye falan başladı. Kaliteli bir oyuna benziyor. Devamını merak ediyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşürüz.